Herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki bölümde kartvizitimize Luck uygulaması nasıl yapılır onu görmüştük. Şimdi kartvizitimizi artık baskıya hazır hale getirebiliriz bu videodan sonra. İlk olarak arkadaşlar şunu belirteyim size. Bu videoda baskıya hazırlığı oldukça basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım size. Yani hiç bilmeyen bile en basit şekilde baskıya kartvizitini hazır hale getirebilecek bu video sayesinde. Daha sonra daha detaylı baskıya hazırlık dosyaları hazırlayacağım. Çünkü baskıya hazırlık konusu oldukça komplike bir konu aslında. Renk ayrımları, pantoneler, ekstra renkler gibi birçok konu var işin içerisinde. Overprintler gibi konular var. Bu konuların hepsini farklı videolarda, daha ileriki videolarda daha doğrusu değinmeye çalışacağım hepsine. Şimdi hızlı bir şekilde kartvizitimizi baskı dosyası haline dönüştürelim. İlk olarak bu kullanmış olduğumuz ana dosya üzerinden CTRL, Shift ve S kısa yollarıyla direkt PDF olarak bir kayıt alıyoruz. Şimdi benim hazırlamış olduğum şablon içerisine bu şekilde direkt bir tane PDF kayıt alıyorum. Ekstradan herhangi bir şey seçmeme bir gerek yok. Hatta buradan da karşımıza gelen ekranda yine bir şey seçmeme gerek yok. Save PDF diyorum ve dosyamı, ana dosyamı bozmamak için PDF'e çeviriyorum. Bundan sonra yapmam gereken etrafta kullanmadığım ne varsa onları tamamen silmek olacak. Bu şekilde etrafta kullandığım tüm materyalleri silelim. Yani baskıya göndermeme gerek olmayan tüm dosyaları kaldıralım. Kenardaki notları bırakmamıza gerek var mı? Zaten bunları teyit etmiştik. O yüzden bunları bile kaldırabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu şekilde sadece baskıya göndereceğimiz çalışmalar karşımızda. Şimdi yapmam gereken tüm çalışmaları tamamını seçmek ve ardından CTRL, Shift ve O kısa yollarıyla tüm yazıları vektörle çevirmek amacımız. Bunu yapmamızın nedeni bizim kullandığımız fontlar baskıya gönderdiğimiz matbaalarda o fontlar olmayabilir veya üzerinde değişiklik yapabilirler. Buna imkan vermemek için mutlaka ve mutlaka yazılarımızı vektörle çeviriyoruz. Bu şekilde tekrardan yapalım. Hepsini seçiyoruz ve CTRL, Shift, O kısa yoluyla buradan tamamen yazıları vektörle çevirmiş oluyoruz. Burada bakalım Luck filmi hepsi tamam şu anda. Hatta şöyle yapabiliriz. CTRL, Y kısa yoluyla Outline modunda görmüş olduğunuz gibi tamamen vektörle çevrilmiş durumda yazılar. Şimdi bunun dışında ikinci aşamada eğer tasarım üzerinde fotoğraf kullandıysak bu fotoğrafları PDF içerisine gömmemiz gerekiyor, embed etmemiz gerekiyor. Bunun için de Window menüsünden Links kısmını aktif ediyoruz ve burada kullanmış olduğum fotoğraf gördüğünüz gibi TIFF formatında bir fotoğraf. TIFF formatında olmasının nedeni de herhangi bir kalitede kayıp olmasını istemiyorum. O yüzden TIFF kullanıyorum. JPEG ve PNG de kullanabilirsiniz fakat bazı sorunlar yaşama ihtimaliniz var baskıda. Ben genelde TIFF tercih ediyorum. Hatta PSD dosyasını direkt Illustrator'ın içerisinde kullanıyorum. Bu şekilde baskıya göndermek daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Links panelini açtıktan sonra sağ kısımdaki 3 çizgiye tıklayıp buradan Embed Image dediğim zaman karşıma böyle bir pencere geliyor. Alt kısımdan Flatten Layers to Single Image. Tek bir parça olarak bu şekilde fotoğrafımızı embedlemiş olduk. Yani herhangi bir programda açıldığı zaman resim sormasına gerek kalmıyor artık PDF dosyasının. Bunu da yaptıktan sonra yapmamız gereken diğer bir işlem de şimdi biz bu arkada desen kullandık. Bu deseni aslında böyle de göndersek olur. Fakat isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Böyle deseni seçip bu paterni seçip ardından Object ve Expand ederseniz eğer bu şekilde artık böyle sabit bir hale dönüşmüş olur. Yani herhangi bir kayma vesaire yapmaz. Yani diğer türlü mesela kartvizit'i baskıya hazırlarken şöyle yaparlar. Alıp kartvizit'i buraya koyarlar. O zaman o patern sizin vermiş olduğunuz şekilden kayar birazcık daha. Bunun için bunu da expand etmenizde fayda var eğer patern kullandıysanız. Şimdi bir diğer konu da bu da son konu zaten taşırma konusu. Eğer bu şekilde kartvizitimizin bizim net ebadı bu kadar yani şu siyah çizgi kadar. Geriye kalan kısım da taşırma kısmı. Şimdi burada mesela taşırma vermiştik. Şimdi şu yan tarafta taşırma vermiş miyiz ona bakalım. Bakıyorum hayır taşırma vermemişiz. Burada da taşırma verebilmek için burada zaten taşırma çizgisini ayırmıştık daha önceden. Taşırma çizgisini de böyle içteki netebattaki dolgu rengine çeviriyorum ve bu içteki dolgu rengine de şöyle bir siyahlık vereceğim yine. Bunun için CTRL Y kısa yoluyla netebadımı tutup
Böyle en üste taşıyalım hatta bunu. Çünkü bunu siyaha çevireceğim. Damlalık aracımı alıyorum. Airdropper tool'u. Ve ardından siyah çizgiye bir kere dokunuyorum. Ve stroke değerim bu şekilde gelmiş oluyor. Şimdi istersek bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir yanlışlık yapmamaları için kartvizitin net ebadını belirleyerek bu şekilde transform kısmına geliyorum üst taraftaki 76'ya 55. Şuraya bir not yazabilirim. 76 çarpı 55 net ebat diyebilirim. Bu şekilde yaptıktan sonra hatta şöyle güzel bir fontla yazalım. Ben bu MyRate Pro'yu pek sevmiyorum. O yüzden böyle bir fontla yazmış olalım. Böyle bunu da vektörele çevirdim. Ctrl Shift O ile. Sık sık tekrar edeceğim arkadaşlar ki bunları zihnimize yerleşsin. Bu bütün kısa yollar vesaireler. Bu şekilde notumuzu da iliştirmiş olduk. Tekrardan bir kontrol edelim. Yanlışlık yapmamış oldum. 76'ya evet 55 milimetre. Net ebadımızı da belirlemiş olduk. Aslında kartvizitimiz şu anda kısmen hazır baskıya. Hatta kısmen değil tamamen hazır. Fakat bu kartvizitte şunu da söylemiş olayım. CMYK olacak yani CMYK baskı yapılacak bunda. Bunun nedeni de kartvizitte fotoğraf kullanmış olmam. CMYK baskı da ne demek? 4 tane matbaalarda kalıp sistemi vardır. 4 tane renk kullanılarak basılacak bütün renkler. Yani bunu daha detaylı anlatmam lazım size aslında. Çünkü sadece bunun böyle CMYK baskı deyip geçilecek bir şey değil. Bunu daha sonra eğer isterseniz siz de daha detaylı bir şekilde CMYK baskı ne demek, ekstra baskı ne demek bunları size anlatmaya çalışırım. Fakat not olarak şunu bilin. CMYK baskı yazacağım buraya. 4 renk olarak. Bu da renklerin ekstra renk olarak kullanılmamasını gösterecek onlar için. Matbaada baskı yapacaklar için. Yani aslında şöyle kısaca bahsedeyim yine dayanamadım. Şöyle yapalım. CMYK baskı demek. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir fotoğraf var. Ardından da kırmızılar var. Yani bir de siyah var QR kod üzerindeki. Yani toplamda düşündüğümüz zaman kırmızı bir renk, siyah bir renk, bir de fotoğraf baskısı var. Yani eğer burada fotoğrafı kullanmamış olsak, şöyle fotoğrafı dışarı alayım. Burada aslında iki renk baskıyla, kırmızı ve siyah baskıyla, şu siyah ve kırmızı baskıyla kartvizitimiz iki renkte tamamlanmış oluyor. Bu maliyet açısından aslında avantajlı bir durum. Fakat fotoğraf olduğu için, fotoğrafta birden fazla renk olduğu için CMYK basılması gerekiyor. Yani 4 farklı renk kullanılarak bu renklerden fotoğrafın tamamını elde etmek gerekiyor. Şimdi ben şunu da isteyebilirim. Diyebilirim ki, mesela fotoğraf CMYK basılsın ama şuradaki kırmızı tam benim istediğim tonda olmasını istiyorum. Onun için de kırmızıyı ayrıca basın. Dediğim zaman CMYK artı 1 oluyor. Yani CMYK artı kırmızı oluyor. İstersek kartviziti baskıya bu şekilde de hazırlayabilirdik yani. O zaman maliyetimiz yükselirdi ama kartvizitin tabii ki o zaman tam istediğimiz kurumsal kimliğe uygun bir kartvizit olmuş olurdu. Burada da istersem diyebilirim ki tabii ki ekstra basacaksam Pantone işte red olsun mesela. Pantone kırmızı olsun diye bilgi veririm. Ve bu şekilde CMYK artı olarak renk basılmış olur. Yani kısaca anlatmam gerekirse çok da fazla kafanızı karıştırmadan CMYK baskı ve ekstra baskı bunları ifade ediyor. Daha sonra farklı örneklerle farklı biçimlerde size bu konuyu daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırım. Eğer bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa, öğrenmek istedikleriniz varsa mutlaka bana ulaşın. İsterseniz yorumdan, isterseniz Instagram üzerinden bir şekilde ulaşın. Bildiklerimi size aktarmaya çalışırım. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar aslında kartvizitimiz baskıya hazır hale gelmiş durumda şu anda. İstediğiniz yere bu şekilde kartvizitli PDF olarak şunları da ortalayalım. Böyle gözümüze basmasın. Ne yapıyorum? Hepsini grupladım ilk önce Ctrl G ile. Ardından üst tamamını seçtikten sonra bu şekilde Selection Tool'la üst tarafta ortalama seçenekleri belirdi ve bu şekilde eğer sizde ortalamadıysa şurası büyük ihtimal bu Align to Selection seçilidir. Siz bunu artboard olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde ortaladıktan sonra ve Ctrl S yaptıktan sonra kısa yolla artık PDF'imiz baskıya hazır halde. İstediğiniz yere gönderirseniz bu kartvizit'i bu şekilde baskı yapabilirsiniz. Bir de not olarak yine bir tane daha not eklemiş olalım. Yani buradaki notları böyle biraz parça bölük oldu ama olsun. Buraya da özel kesim diye de belirtebilirsiniz ekstradan. Bunu da yine Ctrl Shift O ile
bu şekilde ayarlamış olalım. Son olarak da şimdi fark ettim ki kart vizitimizin arka kısmındaki YouTube logosu en arkada kalmış. Şimdi Ctrl Y kısa yoluyla bu şekilde outline moduna geliyorum. Logoyu seçiyorum. Arrange, bring to front dediğim zaman bu şekilde logoyu yeniden en üste taşımış oldum. Mutlaka bunları kontrol edin arkadaşlar. Yanlışlıkla böyle baskıya göndersek logo çıkmayacak. Böyle ufak detaylar da önemli. Kart vizitimizi baskıya hazırladık arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa, buna ek olarak istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına belirtin. Hemen devamını çekelim ve kart vizit serisine devam edelim. Ya da kart vizit serisini bitirelim, başka videolara geçelim. Nasıl isterseniz. Şimdi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.